Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda kesimini yaptığım havuç pantolonun dikimini paylaşıyorum bugün sizlerle. Pantolonun dikimi için öncelikle ceplerden başlayacağım. O yüzden arka parçaları ve patlet parçalarını kaldırıyorum. Cep parçalarımızı ve ön parçaları birleştiriyoruz. Ön bacak kalıplarını bu şekilde serdim. Buralar ön ağ kısımları. Cepleri dikeceğimiz yerler de burası. Kestiğimiz cep parçalarını yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste koyuyorum. Bu kısımlarına 1 cm genişliğinde dikiş yapıyorum. Daha sonra cep parçasını da bu tarafa alıyorum. Ve altındaki dikiş fazlalıkları ile birlikte cep parçasının üzerine bir çıma dikişi yapıyorum. Daha sonra bu parçamı içeriye doğru atıyorum. Yani bu şekilde içeriye doğru atıyorum. Sonra diğer cep parçasını yine kumaşlar yüzü yüzüne bakacak şekilde bu iki cep parçasını alt ucundan birleştirerek cep kesesini oluşturuyorum. İğnelediğim yerlerden bir dikiş yaparak cep kesesini oluşturuyorum. Cebimizin görüntüsü bu şekilde olacak. Cep kesesini bel hattına ve yan dikişe birleştirdikten sonra, yani şuradaki dikişlerimi de yaptıktan sonra cep kesesini oluşturmuş oluyoruz. Şimdi ceplerin dikimine geçelim. Cep kesesini pantolonun üzerine diktikten sonra bu parçamı diğer tarafa alıyorum. Ve alttaki dikiş fazlalıkları ile birlikte cep kesesinin olduğu tarafa çıma dikişi yapıyorum. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Çıma dikişinin buradaki amacı kesenin dışarıya doğru çıkmasını engellemek ve buradaki hattın daha düzgün bir şekilde durmasını sağlamak. Pantolonun dışında dikiş görünmesini istemediğim için sadece cep tarafına yaptım bu dikişi. İsterseniz böyle iki parçaya birden de bir dikiş yapabilirsiniz. Ama benim tavsiyem bu şekilde. Şimdi bu cep parçasının üzerine diğer parçamı, parçalar yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste koyuyorum. İki cep parçasını bu şekilde kenar hattından birleştirerek keseyi oluşturuyorum. Cep kesemizi oluşturduktan sonra cep kesesini bel hattıyla ve yan dikiş hattıyla birleştirerek cebin dikimini bitiriyorum. Cebimizi bu şekilde dikmiş oluyoruz. Pantolonumuzun ceplerini diktikten sonra şimdi ortadaki patlet parçalarını dikiyoruz. Fermuarımız bu kısma gelecek. Patlet parçalarından dikdörtgen olan ikiye katlı bir vaziyette sağ bacak kalıbına, ucu bu şekilde sivri olan da sol bacak kalıbına dikiliyor. Yani bu parça içeride kalacak. Fermuarımız bu kısma dikilecek. Diğer bacak kalıbı da bunun üzerine gelerek kapatmış olacak. Şimdi bu parçalarımızı dikerken öncelikle dikdörtgen parçamızla fermuarımızı birleştiriyoruz. Dikdörtgen olan parçamı böyle ikiye katlıyorum. Ve kenar hattına fermuarımı dikiyorum. Fermuarım biraz uzun olduğu için dip tarafına kumaşımla sıfırlıyorum. İğnelediğim yerden fermuarımı dikiyorum. Daha sonra bu parçamı bacak kalıbının üzerine alarak şuradan bir dikiş daha yapıyorum. Ve bu parçayı böyle içeriye doğru atmış oluyoruz.
Şimdi öncelikle bu kısmın dikişini yapacağım. Dikdörtgen kumaşımı bu şekilde ikiye katladım. Açık olan ucuna fermuarımı sıfırlayarak kenarından dikiyorum. Fermuarımızı bu şekilde diktikten sonra fermuarımızın yüzünü kumaşın yüzüne gelecek şekilde pantolonun A hattına dikiyorum. Dikişimi yaparken bu fermuar ayağını kullanıyorum. Şimdi bu dikişi yaptıktan sonra patleti diğer tarafa açıyorum. Ve alttaki dikiş fazlalıkları ile birlikte pantolonun üzerine bir çıma dikişi yapıyorum. Buradaki çıma dikişini yaparken fermuarın dip kısmından 1 cm daha yukarıda bırakıyorum dikişimi. Sonuna kadar yapmıyorum. Bu kısmı önemli. Çıma dikişini dip noktasından biraz daha yukarıda bitiriyoruz. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Şimdi diğer patlet parçamızı dikiyoruz. Oval olan kenarına overlock çektim. Düz olan tarafını da ön ağ hattına bu şekilde dikiyorum. Dikişimizi yaptıktan sonra patleti diğer tarafa doğru açıyorum. Altındaki dikiş fazlalıkları ile birlikte patlet tarafına çıma dikişi yapıyorum. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Patlet parçalarımızı bu şekilde diktik. Şimdi bu patletleri böyle yüzü yüzüne bakacak şekilde üst üste kapatıyorum. Burada fermuarın dip noktasından aşağıya kadar şu A kısmını dikiyorum. Buraya bir iğne takıyorum. Dikişim burada bitecek. Bu iğneyi takarken de patletteki çıma dikişinden 1 milim daha ileriden alıyorum. Bu şekilde iğne taktığım kısma A dikişini yapıyorum. Ön ağ dikişimizi yaptık. Patletin duruşu bu şekilde. Şimdi buradaki patlet parçasını fermuarın diğer kanadı ile birleştiriyoruz. Ön ağ dikişini yaptıktan sonra patlet kısmına bir ütü yaparsanız eğer burası zaten normal duruşunu alacaktır. Ve normal duruşunu belirledikten sonra buradan fermuarın patlete nereden dikileceği belli oluyor zaten. Ve patlet fermuara bu noktada dikilmeli. Bu şekilde patletimizi dikmiş olacağız. İğnelediğim yerden dikişimi yapıyorum. Fermuarımızın dikimini tamamladık. Bu şekilde bir görüntüsü oluyor. Şimdi buradan şu kısmına ve şu kısmına bir zikzak yapacağım ve fermuarın fazlalık kısmını keseceğim. Bu kısımlarını attığımız zikzak sayesinde fermuar buradan kaçmayacak. Bu arada pantolon fermuarı kullandım. Pantolon fermuarının altında şöyle iki tane tırnak oluyor. Aşağıya doğru bastırdığınızda kilitlenir ve elcik parçası aşağıya doğru akmaz. Bu ön kısmında açılma olmaz. Son olarak da patletin üzerine böyle bir süs dikişi yapıyoruz. İsterseniz bunu iç taraftan şöyle overlock hizasında da yapabilirsiniz veya böyle sabunla çizip üzerinden gidebilirsiniz. Bu dikişi yaparken diğer patlet parçasını da tutturmamak için diğer tarafı alıyorum. Bu şekilde dikişimi yapıyorum. Süs dikişimizi de bu şekilde yapıyoruz. Şimdi
Şimdi pantolonumuzun arka bacak kalıbı için pens yerlerini işaretliyorum. Arka kalıpta pens tam ortada oluyor. Bel hattının bu şekilde orta noktasını buluyorum. Pens derinliğini 8 cm olarak belirledim. Pens açıklığını da 2 cm yapıyorum. Yani bu çizginin sağından ve solundan birer cm mesafelerden işaret alıyorum. Ve bu kısmı üçgen olarak birleştiriyorum. Daha geniş basenlere sahip olan bayanlar için bu pens açıklığını 3 cm olarak da yapabilirsiniz. Şimdi iki kalıpta da simetrik olabilmesi için bu pensin köşe noktalarına iğneler takıyorum. İğnelerin çıktığı yere işaret alıyorum. Pens yerlerini böyle simetrik bir şekilde belirlemiş olduk. Pensleri dikerken dıştaki iki çizgiyi üst üste denk getiriyorum. Dikişimi buradaki kat yerinden başlayıp dipteki köşe noktasıyla bitiriyorum. Köşe noktasını anlamak için oraya bir iğne takıyorum. Pensimizi böyle üçgen şekilde dikiyoruz. Arka penslerimizi yaptık. A kısımları burada. Şimdi bu arka kalıpların üzerine ön kalıpları yerleştiriyorum. Kumaşlarım yüzü yüzüne bakacak şekilde. Bu kısımda öncelikle yan dikişleri yapıyoruz. İğnelediğim yerlerden öncelikle yan dikişleri yapıyoruz. Daha sonra A dikişlerini yapıyoruz. Ön A dikişimizi zaten yapmıştık. Diğer taraftan arka A dikişini yapıyoruz. Yine kumaşlarımız yüzü yüzüne bakacak şekilde. Arka A dikişimizi de yaptıktan sonra yan dikişlerden tekrar tutuyorum ve kaldırıyorum. Bu kısımdan da iç bacak dikişini tek seferde yapıyoruz. Yan dikişlerin hepsini ve A dikişlerini overlock makinemle 4 iplik overlockla yapıyorum. Yan dikişleri yaptıktan sonra pantolonu üzerimize giyip bir prova yapmamız gerekiyor. Ön kalıplarda pens yapmamıştık çünkü. Pantolonu üzerimize giyip provada önden ne kadar bol geldiğini belirleyip o bolluğu yan taraflara pili olarak bu şekilde dağıtacağız. Pili kaşe isterseniz eğer onu da şu şekilde. Bu şekilde bir pili kaşe yapabilirsiniz veya pile olarak çalışabilirsiniz. Tavsiyem pileleri dışarıya doğru yatırmanız. Yani içeriye doğru yatırıldığında çok hoş durmuyor. Dışarıya doğru bir pile veya pili kaşe olarak fazlalıkları yedirebilirsiniz. Ön kalıplarda pens yapmamıştık. Onun yerine pile veya pili kaşe yapıyoruz. Ön kalıpları pilelerimizi yaptıktan sonra hazırladığımız kemer parçasını dikeceğiz. Benim kumaşım yetmediği için ben böyle parçalı olarak çalıştım ama tek parça halinde de yapabilirsiniz. Şuradaki dikişler pantolonun yan dikişlerine denk geliyor. Burası da arka orta dikişine. Kemerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. İçerisine tele yapıştırıyoruz. Daha sonra bir kenarını 1 cm'den katlıyoruz. Ütüde kırıyoruz. Telalı olduğu için çok rahat bu formu yakalayabiliyor. Kemerimizi takarken de pantolonumuzun İç kısmından öncelikle böyle 1 santimlik bir dikiş yapıyoruz.
Bu şekilde bir dikiş yaptıktan sonra kırdığımız kenarını üzerine yatırıp bu şekilde dikiş paylarını da arasına alarak temiz bir kemer çalışması yapıyoruz. İçten de dıştan da temiz bir görüntüsü olacak kemerin. Prova yaptıktan sonra pantolonum için belirlediğim fazlalık miktarı yanlara pile olarak dağıtıyorum. Şu şekilde bir katlama yapıyorum. Bu şekilde pilemizi yapıyoruz. Kemerimizi takarken ütüde kırdığım tarafı değil de düz olan tarafı pantolonun iç kısmından dikiyorum. Uç kısmında şöyle 1 cm'lik dikiş payı bırakıyorum. Ve bütün bel çevresine bu hattı dikiyorum. Buradaki dikiş yerini yan dikişe denk getiriyorum. Kemerdeki ikinci dikiş yerini de arka orta dikişine denk getiriyorum. Kemerdeki son dikiş yerini de diğer yan dikişe denk getiriyorum. Ve bu sayede kemeri bel çevresine eşit olarak yedirmiş oluyorum. Yine bu ucundan da 1 cm'lik dikiş payını bırakıyorum. Şimdi diktiğimiz bu kemer parçasını içeriye doğru çeviriyorum. Ütüde kırdığım tarafı dikiş paylarını kemerin içine alarak bu şekilde üzerine kapatıyorum. Ve kemerin etrafından ince bir dikişle bütün çevresini dönüyorum. Kemerin uç kısmındaki bu açıklık için de öncelikle şöyle bir dikiş yapıyorum. Şimdi buradaki köşe noktasına küçük bir çentik atıyorum. Köşe noktasını bu şekilde çeviriyorum. Şimdi dikişim kenara yaklaşınca burada bitiriyorum. Kemerin diğer ucunda yaptığım işlemi burada da yapıyorum. Hatta bu işlemi kapatma işine başlamadan ikisini birlikte yaparsanız daha iyi olur. Ve buradan kemerin açık kalan kısmına devam ediyorum. Kemerin önden görüntüsü bu şekilde. İç kısmı da böyle temiz bir görüntüsü oluyor. Pantolonumuza düğme büyüklüğünde bir ilik açacağız. Şimdi pantolonumuzun paçasını 7 cm genişliğinde içeriye doğru katlayacağız. 7 cm genişliğinde katlamak biraz zor olacak. Böyle bir kılavuz çizgi çekerseniz eğer işiniz daha kolay olur. Tam bu çizginin olduğu yerden katlayıp
Buradaki overlock hizasında bütün çevresini dikeceğim. Duble paça yapacağımız için bu şekilde geniş bir katlama yaptık. Şimdi bu paçayı tekrar dışarıya doğru katlıyorum. Bu sefer katladığım yerde yan dikişlerle elde bir dikiş yapacağım. Alttaki dikiş görünmeyecek şekilde paçayı katlıyorum. Ve buradan içeriden bir dikişle yan dikişleri birbirine tutturuyorum. Diğer dikişi de aynı şekilde dikiyorum. Paçamızın görüntüsü bu şekilde oluyor. Havuç pantolonumuzun dikimini tamamladık. Her aşamasını ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yine de aklınıza takılan sorular varsa veya düşüncelerinizi yorum bölümünden benimle paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz eğer beğen butonuna tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.